Ben bir takım sorular yönelteceğim hocamıza. Son 10 dakikada da sizlerden sorular alacağız hocamıza yöneltmek istediğiniz. Tahmin ediyorum ki Uğur Hoca'yı sizlere takdim etmeme gerek yok. Zaten her biriniz kendisini yakinen tanıyorsunuz. Öncelikle hayırlı olsun demek istiyorum hocam bu kitapla alakalı Teşekkür olarak. ederim. Birincisi ve ikincisi arasında yaklaşık 8 yıllık bir Evet. ara vardı. İkincisinden sonra hızlıca üçüncüsüne kavuştuk. Bu yıl içinde de inşallah 2020 İnşallah. yılı içinde dördüncüsü de neşredilecek. Ön sözünde herhalde sonuncusu olur diye bir ibareniz var ama inşallah bunun devamının da İnşallah. geleceğini siz az önce yukarıda sohbet İnşallah. ederken Evet. bahsettiniz. Şimdi bu kitapta diğer kitaplardan farklı olarak daha az sayıda makale var. İsterseniz buradan başlayalım. Yani nereden, yani hangi makaleleri seçtiniz burada? Kısaca makalelerden bahsedebilirseniz Peki çünkü tabii. yaklaşık 25 makale var. Evet. Tabii her birinden bahsetmek çok zor. Yani hepsinden tek tek Evet. bahsettiğimizde vaktimiz yetmez. Ama ana hatlarıyla 1965-2014 ön sözde de Evet. belirttiğiniz gibi yıllar arasında neşredilen makaleleriniz Evet. var. Benim isterseniz kısaca ben birkaç tanesinin adını söyleyeyim. Osmanlı çağındaki hat sanatları ve hattatlara dair yapılan araştırmalar isimli yaklaşık 70 sayfalık bir Evet. makale var. O alanında yani her biri önemli ama o biraz daha Hacimli. hacimli ve daha yukarıdan bakarak her şeyi Evet. gösteriyor. Kanuni devrinde yazı sanatımız gibi önemli bir makaleniz var ki o dönemdeki yazıldığı tarihte herhalde o alanda yapılan ilk çalışmalardan bir Öyleydi. tanesi. Hani bir tanesi diyorum emin olmak için yani ilkidir diye tahmin ediyorum ama hani işi de birazcık garantiye almak için öyle diyorum. İşte yazma Kur'an-ı Kerimler nasıl hazırlanırdı gibi herkesin rahatlıkla istifade edebileceği bu alanda uzman olmasını gerektirmeden bir genel kültür bilgisi olarak bu sonuçta bu sanatlar bizim geleneğimizi gösteriyor. Evet. Geleneğimizin ortaya çıkması ve Kur'an-ı Kerimler, yazma Kur'an-ı Kerimler bunun en güzel örneklerini Evet. ortaya koyuyorlar. Siz bu üçüncü kitabı hazırlarken neye dikkat ederek başladınız diye ben ilk sorumu yöneltmiş olayım. Efendim, birinci kitapta ve ikinci kitapta önce hepinize hoş geldiniz diyeyim de ondan sonra söze gireyim, affedin. Birinci ve ikinci kitapta daha harcı alem sayılabilecek konular. Mesela bir takım şahısların hayatı hakkındaki düşüncelerim gibi konular ele alınmıştı. Onun için birinci kitapta 50 makale vardı. İkincisinde bu 36'ya düştü ama üçüncüsünde 25'e indi. Çünkü sizin de buyurduğunuz gibi bunun içinde 20, 30, 35, 50, 60 sayfalık makaleler var. Öyle olunca da tabii hiçbirinde 528 sayfa hududunu aşmadığımız için 30, 25 makaleyle kestik bunu da. Bundan sonraki ne olur onu bilemiyorum. Ve bu üçüncü kitapta daha ziyade kongrede, seminerde sunulmuş ilmi ağırlığı daha fazla olan maddeler ele alınmıştır. Mesela zikrettiğiniz Osmanlı çağında hat ve hattatlara dair araştırmalar benim 1,5 seneme mal oldu çalışmak için. Neticede 1,5 senede 600 sayfa olmalıydı ama ola ola 60 sayfa oldu. Çünkü nihayet özünü almak mecburiyetindeyim. Kitabı aynen aktaracak değilim. Bunun gibi yani konular yine daha evvel ele alınmamış konular olmakla beraber daha akademik tarafı ağır basan
mevzular ele alınmıştı. Peki burada şimdi biz geleneksel sanatlarımıza dair çok fazla bilgi alıyoruz bu kitaptan. Evet. Şimdi geleneksel sanatlarımızın ben bugün baktığımda özellikle siz Osmanlı dönemini ele alıyorsunuz. Evet. Ama özellikle 1928'den sonra yani harflerin değişmesiyle beraber bu geleneksel sanatlarımızın, siz gelenekli diyorsunuz, onun da farkındayım. Ama biraz da ağız alışkanlığı ve genel kabul üzerinden geleneksel diyorum. Çeşitli dönemlerde bu sanatlara dair ilgiyle alakalı bir takım hani tarihi noktalar var. Cumhuriyet döneminde özellikle. Yani 28'de harflerin değişmesi bunun ilk kırılmalarından bir tanesi. Evet. Cumhuriyet dönemiyle alakalı. Bu hani kırılma noktaları olumlu ya da olumsuz olabilir. Onu onun kastetmiyorum. Öncesi de var Azide. Evet. Menderes dönemiyle beraber bir yeni bir dönem başlıyor. Kırılma gevşemeye dönüyor. Gevşemeye dönüyor. Daha sonra Özal dönemiyle beraber başka bir boyuta geçiyor. Yani insanlar bunu almaya ve buna dair daha geniş kitleler tarafından bu sanatlar koleksiyoncular tarafından vesaire toplanmaya başlıyor. Bir de 2002'den sonra bambaşka bir hale geliyor. Evet. Daha da yaygınlaşıyor. Evet. Bugün işte belediyelerin kursları var. Onlara sanat diyemeyiz. Onlar bir şekilde işin hani temeline dair ya da genel kültürüne ait bir takım yani sertifika alıyorlar ama sonuçta icazet almadıkları için onlar sayılmaz. Siz bu kırılma noktalarının benzerlerini yani bu dört ana şeyi yani bu benim kendi yani genel şey konumlandırma bu şekilde yapılıyor ama bana da çok aykırı gelmiyor. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bunun bugünümüzde yani günümüzdeki geleneksel sanatların algısıyla alakalı bu dört kırılma noktası üzerinde durabilir miyiz biraz? Tabii. Çünkü 28 ilk bir şey oluyor. Yani harflerin değişmesi bu sanatlara karşı özellikle hat sanatına karşı doğrudan yok olmaya neredeyse yüz tutuyor. Tabii. Ve siz oradan tutup bunu sahiplenen günümüzde bu işi bugüne gelmesinde belki de en önemli emek sahibi olan, bunların tarihini bize aktaran kişi olarak size bunu sormak istiyorum ben. Efendim bir kere bu hat sanatı 20. yüzyıla geldiğinde neredeyse bizde 5 asırlık bir geçmişi var. Çünkü 1400'lü yılların sonu, 1500'lü yılların başında Şeyh Hamdullah isimli bir hat dehası İstanbul'da hatta öyle bir şive vermiş ki biz buna artık Arap hattı olmaktan çıkıp milli bir hüviyet verebilmiştir diyoruz. Bu 1500'lerden 1900'lere kadar rahatlıkla gelmiş. Hatta 1928'e kadar gelmiş. Yükselerek hiçbir surette bu sanatın tarihinde düz gitme dahi yoktur. Daima yükselerek en güzel halini almıştır. Sair gelenekli sanatlarımızın Batı tesiriyle çökmesi şahsiyetini kaybetmesine karşı mesela başta mimariyi gelir. Düşünün klasik manada mimari Üsküdar Valide Camii'dir en son 1703 tarihli. Ondan sonra Batı tesiri süratle kendini gösterir. Yalnız o değil, musikide, minyatürün resme dönüşünde, tezinatta, tesipte Batı tesiri fazlasıyla görülür ve aslını kaybederler. Ama hattın batıdan alacağı bir şey olmadığı için o kendini istiklalini ilan etmiş, hiç gerilemeden yükselmiş. Fakat Cumhuriyet idaresi bir kere hattı
hat olarak değil, harf olarak başından kaldırmayı düşünmüş. Bu belli. Yalnız onunla kalmamış, sizin bahsettiğiniz 1928'den evvelki yıllarda, 1927'de Tuğra ve Methiye'lerin kaldırılması hususunda bir kanun ihdas edilmiş. Mecliste bu işe memur edilmiş bir mel'un şahıs var. Rize mebusu Ekrem Bey. Bu adam meclisteki vazifesi bu harflerin, kitabelerin kaldırılması için zemin hazırlamak. Önceleri muvaffak olamamış ama 1927'de kanun çıkmış. Kanun masumane. Nasıl masumane? Diyor ki Osmanlı devrinde yapılıp da Cumhuriyet devrinde kullanılan binaların üstündeki kitabeler ve onun üstünde bulunan tuğralar müzeye kaldırılacaktır. Kaldırılamazsa üstü örtülecektir veya kazınacaktır. Çünkü o devirdeki Marif Vekili de Necati, bu gibi şeylere aşırı meyli olan bir kimse. Derken 1927'deki bu kanunla İstanbul'da çok yerlerde, tabii Anadolu'da da Osmanlı devrinde adet olan binanın yapıldığı devirde kim padişah ise onun üstüne tuğrası konur. Tuğra Osmanlı'da devletin amblemi mahiyetindedir. Her padişahta ayrı bir tuğra olur. Babasının ismiyle beraber kendi ismi yazılır. O tahttan ayrıldığı zaman ister ölümle ister hal olunarak yeni gelen padişah için ayrı bir tuğra başlar. Bunların hepsinin kazınması cihetine gidiliyor. Altında o binayı anlatan çoğu zaman manzum ve ebced hesabıyla tarih düşürülmüş bir takım kitabeler. Onlar da üstü kazınarak vesaire yok cihetine gidiliyor. Teşekkür ederim. Bu şekilde daha 1927'de hem de sanat olarak icra edilmiş o kitabeler vesaire ağır bir darbe alıyorlar. Bu yetmezmiş gibi 1928'deki harf inkılabı bu işi tamamen kaldırıyor. Rahmetli üstadım Necmettin Okyay öyle derdi. 1930'lu yıllar için hattatız demeye korktuğumuz yıllar. Öyle ki yazıyla meşguliyeti görülen karakola götürülüyor. Dava açılıyor hakkında. Buna karşı mesela size bir olmuş hadiseyi nakledeyim. 1934 senesinde eski İran Şahı İstanbul'a geliyor Gazi Paşa'nın misafiri olarak ve Çanakkale taraflarını filan da gezdikten sonra İstanbul'a misafireten geliyor. İstanbul Belediyesi daha evvelden bir köprünün genişliği kadar büyük olan yani 14 metre bir yazı talik hattıyla üstadım Necmettin Okyay'a ısmarlıyorlar. İşte kardeş İran Şahı'nın İstanbul'a gelişi dolayısıyla şükranlarımızı, sevgilerimizi bildiririz mealinde Farsça bir cümle. Talik hattıyla yazıyor üstad onu. Altına da Necmettin diye imzasını koyuyor. İmza atması da istendiği halde. İki gün sonra İstanbul Müdumumisi, yani savcı diyorlar bugün, hı hı. O zaman Müdumumi denirdi. İstanbul Müdumumisi Kenan Bey geliyor, bu imza buradan kaldırılacak diyor. Çünkü bir Türk hattatının alta kanun muvacihesinde imza koymaya hakkı yok. Ne hale gelmişiz. Dolayısıyla bu iş böyle giderken bir
Babali'de açılmış mektep vardır. Önce Medresetül Hattatin, sonra Hattat Mektebi, sonra Şark Tezini Sanatlar Mektebi adıyla 1915'ten beri çok başarılı bir şekilde çalışan bir mektep var. Bu mektebin 1936'da Güzel Sanatlar Akademisi'ne Türk Tezini Sanatlar Şubesi olarak bağlanması gündeme geliyor ve o zaman tabii hocaların arasında, akademi hocalarının içinde de mesela Çallı İbrahim, Feyhaman Bey, Hikmet Onat gibi hat sanatının keyfini sürmüş, zevkine varmış kimseler var. Onların zaten eserlerinde de, gözüküyor, tablolarında da görünür artık. Evet. O levhaları kullanırlar, ustalıkla yerleştirirler. Evet. Diyorlar ki biz bunu Ankara'ya duyursak da bu hattın öğretilmesine yeniden burada bir zemin hasıl olsa, çünkü mektepte 928'e kadar olan eski mektepte hat 28'de harf inkılabıyla kaldırılıyor. Ve bunu 936 yaz aylarında, ne zaman bilmiyorum, Ankara'da bir sofra akşamı Çankaya'da İstanbul'dan sureti mahsusa da gelmiş olan bir şahıs. O da Salah Cimcoz Bey. İstanbul mebusu kendisi ve çok kıymetli bir koleksiyoner. Elinde çok kıymetli eserler mevcut. Bu 6. Reis-i Cumhur Fahri Koratürk'ün de kayınpederiydi bu zat. Ben yetişmedim kendisine ama bu hadiseyi üstadım anlatmıştı. O da dahil oluyor Çankaya sofrasına. Bu konuya getiriliyor iş ve Salah Cimcoz Paşam diyor, benim nazarımda hat öyle bir sanattır ki bir Rafael tablosuyla bir Rakım'ın Celi Sülüs besmelesini koysanız ben Rakım'ınkini tercih ederim diyor. Üstelik bu sanatın batıda mukabili olmadığı için yarın öbür gün tamir gerektiğinde Avrupa'dan bir üstad da bir mütehassıs da celbedemeyiz diyor. Onun üzerine Mustafa Kemal Paşa da sadece yazması, okuması değil, ne müsaade vererek akademide bu yolun açılması sağlanıyor. Fakat köprünün altından çok sular akmış tabii. Yeni nesilden o açılan şubeye hiç meraklı çıkmıyor. Zaten akademi bünyesi bu adamların modası geçmiş. Kimi sakallı, kimi bereli. Bunlar ne yapıyor? Halbuki hepsi sanatında büyük üstad olan kimseler. Onun için akademi camiasında istemeyenler de var onları. Dolayısıyla bugün bile onun benzerleri yaşanıyor. Devam ediyor, yaşanıyor. Evet. Yani hani ve bu şekilde akademide olmakla beraber bu dal ona bağlı olarak tesip o da kaybediyor. Diyorlar ki batı tarzının, batı tesirindeki hocalar, bu sanatlar ölmüştür. Siz de buraya intisap ederek boşu boşuna zaman kaybedeceksiniz. Hayatınızı kazanamayacaksınız. Siz gelin resmi, gelin heykeli, gelin grafiği tercih edin gibilerden telkinlerde bulunuyorlar talebeye. Bu sebeple 936'dan sonra açılmakla beraber kafi talebe bulamamaktan layıkıyla işlemiyor bu bölüm. Mesela benim kendisine yetiştiğim Halim Özyazıcı vardı. Akademinin hocalarından. Talebesi yok. Adam gelir oraya derse, böyle atölyesi aşağı kattaydı Fındıklı'da. Üst katta mimari bölümü var. Talebe merdivenlerden inerken çıkar Halim Hoca oraya. Yahu eliniz kalem tutmasını biliyor, gönye kullanmasını biliyorsunuz. Gelin size şurada iki harf öğreteyim. Boş ver hoca derler, yanından geçerler. Bu haldeydi akademi.
Ben şahit olmuşumdur buna. Ve bu şekilde Halim Efendi yaş haddinden emekli oldu. Yerine başka kimse alınmadı. Tesip'teki vesairedeki zaten Burhan Toprak denilen bir müdürü var akademinin o yıllarda. 30'lu yıllarda. 30'lu yıllarda. Bu şubenin hocalarının yüzüne karşı hepinizin gebermesini bekliyorum. Bu şubeyi lağvetmek için yanınıza asistan aldırtmayacağım ve kendiliğinden burası kapanacak diyen bir adam dediğinde yapıyor sonunda. Bu şekilde akademiden hocalar yaş hadlerinden ayrılıyorlar ve bitiyor. 968'de en son Rıkat Hanım'ın ayrılmasıyla tesipte bitmiştir o şube. Sonraları yeni gelen bir nesil var. Bunlar harfleri okumasını bilmiyorlar veya sonradan öğrenmişler. Devrinde öğrenmiş kimseler değiller. Yani o kültürün içine doğmamışlar. Doğmamış aslında. Kimseler. Onların içlerinden böyle bir şey geliyor. Kimi dini sahadan geliyor. Kimisi içinden geldiği için geliyor. Yeni bir nesil bu sanatlara karşı ilgi göstermeye başlıyor. Bunların içinde işte mesela şimdi artık yaşlı sınıfına giren ve yeni nesilleri yetiştiren Hasan Çelebi, Hüseyin Öksüz, Hüseyin Kutlu gibi daha birçok isim sayılabilir. Unuttuklarım gücenmesinler. Onlar Hamit Bey'e gidiyorlar. Son Osmanlı devrinden kalan hattat Hamit Bey var. Herkes vefat etmiş. O da 1982'de vefat etmişti. 965'ten Halim'in vefatından sonra Hamit Bey'e yöneliyor herkes. O da elinden geldiğince yetiştirmeye çalışıyor. Ve bu yeni nesil iş edinip bunu birdenbire arkadan tesibe merak arttı. Tesibede Süheyl Hoca, Muhsin Demironat, Rıkat Kunt gibi bu işi çok iyi bilen kimseler yardımcı olunca yeni nesilden ortaya çok güzel isimler çıktı. Ve işin hoş tarafı eski devirde, Osmanlı devrinde Aleyhülala yetişmiş üstadlar bu işin maddi tarafından bir gelir bekleyemeden gitmişler. 40 yılın bir başı yazı yazdırılacak. Şimdikilere söylüyorsunuz 3 ay sonra verebilirim diyor. Eli dolukta. Evet, dolukta. Tesip içinde, hat içinde. Onun için bugün Basubadel Mevte kavuşmuştur bu sanatlar diyebiliriz. Peki bu sanatların şimdi siz Şeyh Hamdullah örneğini verdiniz. Yani 1500'lü yıllarda. Evet. Artık onu içselleştirerek bu sanatı bizim milli unsurlarımızı dahil ederek bambaşka bir hale bürüyor. Daha sonra da gene hat sanatı tarihimizde Hafız Osman var, Karahisari var. Bir takım değişiklikler ve ekollerle yücelten kimseler var. Evet. Peki bugün yani 21. yüzyılda bu eskiden gelen birikimi alarak bunu içselleştirerek bir takım değişiklikler yapma yolu sizce açık mı hala, yoksa bu değişikliklere gerek yok, bunu bu şekilde tutmamız daha doğru mu? Hangi yaklaşım sizce daha uygun? Çünkü biraz da hani bu değişiklikler sonuçta tarih boyunca yapılanların hepsi ihtiyaçtan hasıl oluyor. Evet. Bir yani onu özümseyip daha da yukarıya çıkartmayla alakalı. Bugünün hem teknolojik imkanları daha farklı, hem de bir görsel sanat olarak da, yani metnin kendisinden ziyade onun grafik boyutuyla alakalı, 21. yüzyılda bizim görsel algımız da değiştiği için, 20. yüzyılda da bir takım değişikliklere ihtiyaç var mı sizce diye böyle bir soru sormak istiyorum ben. Tabii, tabii. Efendim bir kere şunu hatırlayalım. 928'den
68'e kadar hiç değilse bir tam kopuk devre var. 40 yıllık bir... Evet. O 40 yılın kopukluğunun açığını kapamakla meşgul şimdi yetişenler. Hı hı. O kadar büyük bir fire vermiş oluyor. Ama bugün bir takım değişiklikler var. Mesela hat sanatı umumiyetle isten yapılan siyah mürekkeple icra olunur eski devirde. Renkli mürekkep kullanılmaz. Şimdi akrilik esaslı pek çok renkte, bilhassa celi dediğimiz büyük yazılarda çok örnekler ortaya çıkıyor. Hele bunlar sulu olarak yazılırsa kalemin akışından mütevellit kağıdın üzerinde o gölgeler çok hoş görünüyor göze. Dolayısıyla eski bilmem Mustafa Rakım'ın, Şeyh Hamdullah'ın, Hafız Osman'ın, Sami Efendi'nin yaptığı büyüklüğü, yeniliği yakalamasa bile hoşa gidecek çok güzel örneklerle karşılaşıyoruz. Hiç kimsenin hakkını yemek istemeyiz. Tamam. Yani çünkü orada hani siz de özellikle bu Körfez ülkelerinde, çünkü orada bizdeki gibi böyle bir kesinti olmadığı için, evet, Şarja'da işte hat, evet, şeyi var, Biennale'i, evet, düzenleniyor. Orada da siz görevliydiniz yanlış, evet, hatırlamıyorsam. Evet. Ben de birkaç kez orayı ziyaret etme imkanım oldu. Evet. Oradaki üslupları görünce onlar o bizdeki kesinti olmadığı için çok daha doğal akışı içerisinde hat sanatı oradaki, evet, bir yön değiştirmiş. Öyle de onu, onlar esası onlarda olmadığı için o, daha tabii zor oluyor bu işler. Tabii. Evet. Zaten bununla alakalı hani İslam ve modernleşme sempozyumu müzakere metni diye bir yazınız da var. Burada, evet, kitapta. Ondan da bahsedelim. Meraklısı oradan daha detaylı bilgi sahibi de olabilirler. Burada ben özellikle pek fazla değinilmeyen, yani hakkında çok fazla da benim makaleye de denk gelmediğim namazgahlar bahsinden girmek istiyorum. Yani o önemli bir, evet, konu ve bugün hani günlük hayatımızda da bir karşılığı kullanılmıyor. Yani yok, artık namazgah tabii olmadığı için öyle bir biraz bahsedelim. Siz az önce yukarıda bir anekdottan, evet, bahsetmiştiniz. Onunla lise gireyim söze. Döneminden buyurun. Evet. Efendim, namazgah Farsça bir kelime. Yani Türkçe namaz yeri demek. Namaz kılınan yer demek. Cami var diyeceksiniz. Mescit var diyeceksiniz. Onların yeri ayrı, namazgahın yeri ayrı. Şöyle, bir kere ben size anlattığımı burada da tekrarlayayım. Üsküdar'da otururduk. Haydarpaşa Lisesi'ne devam ederdim. Baytar Mektebi vardı Haydarpaşa Lisesi'ne yakın. Ona yaklaşırken yolun sol tarafında bir çevreli yer. İçinde bir ağaç, yüksek bir ağaç ve bir de mezar taşı. Eski yazılarla yazılmış bir mezar taşı görürdüm. Yıllar sonra bu kültürle hemhal olunca oranın bir mezar taşı değil, kıble taşı olduğunu, bilhassa oradan istifade edenlerin de güneş altında yanıp kavrulmaması için sayeban denilen bir büyük ağacın da içine dikildiğini öğrenmiş oldum. Sonra bu konuya merak sarınca İstanbul'da yüzlerle namazgah olduğunu öğrendim. Namazgahın niçin lüzum görülmüş? Bu kadar cami, mescit varken. Bir kere asıl vazifesi namazgahların İstanbul'dan ister Rumeli yakasına ister Anadolu yakasında Anadolu'ya sefere çıkıldığı vakit Osmanlı devrinde aşağı yukarı günde birkaç kilometre yol alınabiliyor
bir atla yahut merkeple yola çıkan için veya deveyle yola çıkan için yahut da biçare bacaklarını kullanarak yola çıkan için daha da az. Bunların yolda istirahat etmesi lazım. Yoruluyor insan. Onlara yol boyunca böyle bir tesis kurulmuş. Hayırsever kimseler yapıyorlar. Namazgahta ne var? Bir kere bir akarsuyun olması lazım ki millet hem su ihtiyacını gidersin hem abdest alabilsin. İkincisi, ibadette bulunacak kimseler güneş altında yanmasın. Büyük bir ağaç içinde bir çınar, bir ıhlamur vesairenin bulunması. Üçüncüsü, o yolda yürürken yorulmuş ister hayvanı olsun ister olmasın kimsenin de orada oturup çubuğunu içmesi, yanındaki bir arkadaşıyla konuşması veya yol arkadaşı olarak yanında beliren bir kimseyle nereye gidiyorsunuz, ne yapıyorsunuz gibilerden bir görüşme vasatına girmesi. Esas namazgahların vazifesi bu. Ama şehir içinde de aynı şey lazım o zamanlar. Diyelim ki bir mescit. O mescitte namaz kılmak isteyen içine girerse kapıya merkebini bağlamak mecburiyetinde. Kötü niyetli var. O içerideyken merkebin yularını çözüp üstüne de kendi atlayıp giden muhakkak ki olur. O gibi yerler için bir mescit veya cami olmakla beraber onun bahçesine dediğim tarzda hem abdest alınabilecek bir çeşme hem hayvanını bağlayabileceği bir halka, bu gibi şeyler yapılıyor. Onlar da o namazgahlarda bu şekilde işe yarıyorlar. Yani şehir içi namazgahları da böyle işe yarıyorlar. Kitabın 190. sayfasında görebilirsiniz burada. Şey yaptım, buldum. Baytar Mektebi'nin yanındaki evet. O benim namazgahın fotoğrafı, en azından hani namazgahın ne olduğunu bilmeyenler için gördüğümüz evet. Zaman daha kolay tabii. Gözümüzde tabii. Canlanabiliyor. Yani mesela İstanbul'un mesire yerlerinde. Bulgurlu'da namazgah diye bir yer var değil evet, mi hocam? Orada da bir namazgah var. Tabii bugün yok bilmiyorum. Yok. Ama adı şeyde namazgah var. Diye namazgah, geçtiği için evet. Orada ahşap bir cami var. Tahminimce hani o dışında cami da, daha önceden namazgahtır ve veya daha sonra içi ayrı bir mescit, hı-hı. Önüne de bir namazgah yapılmış. Evet, ama şu an tabii yok. Sadece tabii, adı kalmış. Mesela yani. Millet Bahçesi vardır Altunizade'de. Evet. Onun içinde vardı bir namazgah. Hı. Şimdi baktım. Onun karşı tarafında şu an. Evet. Şimdi baktım yani geçtiğimde görüyorum ki oradaki bir 3 katlı evin ön bahçesinde bir kalmış, taş var evet. Ve bu namazgah taşıdır diye de yazmışlar. Evet. Onu yani ben yere oynadığı için herhalde. Yani İstanbul'un mesire yerlerinde küçük su, hünkâr suyu, efendim karakulak gibi yerlerde de muhakkak bir namazgah, çünkü sabah gidilir, akşama kadar orada oturulur. İnsan vazifesini görsün diye. Hı hı. Yerleşim şeyler. Yeri değil zaten evet. O tarihlerde. Hani hatta tek tük evler kitaba var. Yazdım onu. Üsküdarlı ressam Hoca Ali Rıza Bey vardır. Meşhur ressamımız. O Süheyl Bey'e anlatmış bunu. Süheyl Hoca da bana anlattı. Ben de kitaba yazdım. Küçük su ya o bilirsiniz şimdi artık kalmadı ya. Mısır yemeye gidilirdi eskiden küçük suya. Kebap değil de çoklukla haşlama mısır. Yani pazar günleri bilhassa kazanlar içinde mısır kaynatılır. Benim çocukluğumda 10 kuruş muydu, 5 kuruş muydu? Alınır, yenilir. Gayet güzel. Orada da Sultan 3. Selim'in annesinin yaptırdığı bir küçük su kasrı, yanında bir çeşme ve namazgah var. Çeşmenin iki tarafında namazgah taşları vaktiyle varmış, şimdi yok. Orada bir Anadolu'dan gelmiş saf gönüllü bir genç namaz kılıyor. Tabii
o devirde bugünkü kıyafette olmamakla beraber hanımlar da hep güzel kıyafetleri içinde taşın önünden gelip geçiyorlar. Taş olduğu için orada rahatlıkla kılınabiliyor, sütre vaziyeti olduğu için. Namazını bitirdikten sonra o hanımlar gözüne takılmış bizim gencimizin. Açmış ellerini. Namazımızı kılıyorduk. Orucumuzu tutuyorduk. Ama sen diyorsun ki iyile de bile. Nidek ya Rab, ölek mi? Bu şekilde bir duada bulunmuş. Bunu da size nakletmiş olayım. Bir diğer bahis de hocam, siz sonuçta hat sanatının bir şeyde, makalede yazı sanatının eski matbaacılığımıza akisleri. Evet. O makalede benim çok dikkatimi çekti. Çünkü hat sanatı dediğimiz normalde hani bir hattatın kendi eliyle yaptığı, evet, bir sanat. Ama bunun matbaacılığa yansıması nasıl oluyor? Bundan çok anlatayım, kısa bahsedebilirsiniz. Tabii. Çünkü bir de hani şöyle bir şey de bahsetmek istiyorum. Yani şimdi 1928'de bizde alfabe değişiyor ama ben tesadüfen bambaşka bir konuyla alakalı araştırma yaparken fark ettim ki Japonya'da Abdülreşit İbrahim Efendi bizim eski harflerle buradan o hurufatı toplayıp götürüyor, orada gazete çıkartmaya devam ediyor. Evet. 40'lara kadar yanlış hatırlamıyorsam. Yani yaşadığı müddetçe. Evet, yaşadığı müddetçe. O da oradaki gelişimi de aslında apayrı bir bahis olarak konuşulabilir belki. Çünkü o çok farklı bir şey. Yani burada bitmiş bir harfler ama ta Japonya'da devam, evet, ediyor. Onlar bugün hani İstanbul'da bazı kütüphanelerde nüshaları da var. Çok enteresan ve çok bize özgü bir şey gibi görünüyor. Ama isterseniz bu matbaacılığa aksinden anlatayım, bahsedebilirsek. Şimdi matbaa 1728'de bize girene kadar eğer sanat gayesiyle yazılıyorsa büyük üstadlara, hattatlara yazdırılan, yok sadece bir eserin yeni bir nüshasını çıkartabilmek içinse müstensih, nasih, katip denilen bir başka sınıf var. Orada hattatlardan farklı o. Farklı. O hattatlar hüsnü hatta, işin bedii, estetik tarafına riayet ederek yazıyorlar. Ama öbürleri katipler, sadece Arapçada bir söz vardır. Hüsnül hat ma yukra. Güzel yazı okunan yazıdır. Düşüncesi, hı hı, içinde yazıyorlar. Düzgün okunsun da sanatı olmasın. Çünkü böylece, o dönem hani kitap dediğimiz şey çok değerli. Bir onu bir hattata sanatıyla yazdırmaya kalktığınızda bir çok yüksek meblağlar ödemeniz ve gerekir. Ve yani yazama, bir koca Hafız Osman ömrü boyunca 25 musaf yazabilmiş. Daha çok da yazanları, hı hı, var ama böyle yüzlerin altında kalıyor. Ama halbuki, öteki katipler onlar tabii, sürekli yazıyorlar. Hatta seri bir sipariş geldiyse iş bölümü yapıyorlar aralarında. Bir yazma kitabı 10 katip, onda birini yaza yaza 3 gün sonra hazır kitap. Yani şimdi Kanuni ile alakalı burada da olan bir seminer yapılmıştı. Kanuni'nin 400. vefat yıldönümü dolayısıyla. Kanuni devrinde yazı sanatımız başlıklı. 1966'da oraya ben de bu konuyla iştirak etmiştim. O şeyde sempozyumda Kanuni'yi suçlayanlar çıktı. Efendim Batı'da matbaa çıkmış. Niye Kanuni matbaayı almamış? Ama ona şöyle bir cevap verildi. Ben değildim cevabı, hı hı, veren. Konuyu bilmiyordum. Matbaa ilk çıktığında da Gutenberg zamanında tahta ile oyuluyor harfler ve en fazla 70
baskıya 70 nüsha basabiliyor. Tahtanın işi bitiyor, çatlıyor, patlıyor, ediyor. E bizde o 70 baskının yapılışına karşı 700 tane çıkartılırdı isteniyorsa. Niye lüzum görsün Kanuni buna? Derken 1728'de kurulduktan sonra bile matbaada fazla bir eser basılmamıştır aşağı yukarı. 100 yıl boyunca çok kısır gitmiştir bizde matbaacılık. Ama matbaanın artık kendini göstermeye başladığı yıllarda öyle eciş bücüş, kargacık burgacık harflerle bu işin yürümeyeceği de anlaşılmış. Ve 1860'larda yahut 50'lerde hat Kadı Asker Mustafa İzzet Efendi gibi hakikaten nadir gelen bir kimseye nesi harfleriyle, Yesarizade Mustafa İzzet Efendi'ye de hurda talik hattıyla harfler yazdırılmış. Matbaa için. Matbaa için. E o zamanlar bizim sadık tebaamızdan olan Ermeni ustalarının içinde de çok üstadane hak eden hakkâkler var. Mesela Ohannes Mühendisyan Efendi işte bu iki hattatın harflerini küçücük pire böbreği gibi harfler yani onları çelik kalemlerle hak edip kalıplarını ortaya çıkartmış. Onlardan dökülüp çok güzel aşağı yukarı 1928'e kadar devam eden bakın eski harfli kitaplara hepsi birbirinden güzeldir. Matbu kitap. Matbu kitaplar. Hı hı. Onun için devam etmiştir. Onu safha safha kitapta incelemek lüzumunu duydum. İsterseniz şimdi soruları alalım hocam. Yaklaşık son 10-15 dakikamız. Tabii tabii. Hocamıza sorusu olan bu kitap özelinde olabilir. Ya da geleneksel sanatlarla alakalı olabilir hocamızın uzmanlık alanı. Tabii. Buyurun. Araplarda şu anda yapılan sanat bahsettiğim bir örneğin. Yani şu, bizim de çok farklı mıdır harflerin şekli? Yani hani değil. Söz vardır ya Mekke'de Kur'an-ı Kerim doğdu. Efendim Kahire'de okundu. İstanbul'da yazılmış evet. Derler ya. Bizim yazımızla aradaki fark nedir? Bir de bir şey daha sormak istiyorum. Hani Atatürk'e söylemişler ya. Atatürk demiş ki okunmasın ama yazılsın. Nasıl evet. Oluyor böyle bir şey? Yani okunmadan yazılmak. Harflerin yazılması öğretiliyor ama bir araya getirip okunması yok. Kanunen yasak yani. Garayip'ten. Efendim sorduğunuz husus şöyle. Hat daha Osmanlı'dan, Selçuklulardan evvel Arap aleminde tabii İslamiyet dolayısıyla kullanılıyor. Ve hattın sanat olarak başlayışı miladi olarak 800'lere gider. Yani demek ki 1300 yıl evveline. Ama o zamanki yazı onların daha çok hoşuna giden Küfe şehrinde ileriye gittiği için Küfi denilen adına bir yazı cinsi. Biliyorsunuz İspanya'ya gitmiş İslam alemi. Orada da Magribi hattı gibi bir yazı çıkmış. Bunlar bizim sonraki yazılarla münasebeti olmayan daha iptidai yazılar. Ama Abbasiler devrinde Bağdat'ta yazı son derecede kıvrak bir hal almış. Teferruata giremiyorum. Yani konferans yapmamız lazım. 1,5-2 saatlik bunları anlatabilmek için. Ama bilhassa Abbasiler devrinin bitişine kadar 1258 orada muhtemelen Amasyalı bir Türk olan Yakutül Mustasimi isimli bir hat dehası tarafından yazı sanat
haline konulmuş. Dan evvel. Evvel. Şeyh Hamdullah da bir asır sonra İstanbul'da o Yakut'un yazılarından istifade ederek, hani elemek gibi bir şey bu. Eleye eleye güzeli, en iyi tarafını yakalamak bir şeyim oluyor ya, onun gibi muhtelif deha mertebesindeki sanatkarlar bu yazıyı eleye eleye en güzel haline getirmişler. Demin anlattım ya, hep böyle gidiyor yazı diye, işte o üstadlar sayesinde. Osmanlı'nın, şimdi asıl sizin sorunuz şimdi başlıyor, cevabım. Tabii Osmanlı çok geniş toprak sahibi. Gittiği yerlere de İstanbul usulü hattı götürmüş. O devirde İstanbul'da yetişmiş bir kimse, diyelim ki kadı olarak yahut başka bir vazifeyle Şam'a gidiyor. Bilmem, Ciddiye gidiyor, Mekke'ye gidiyor, Medine'ye gidiyor. Nereye gittiyse, eğer bu sanatı İstanbul'da öğrenip gittiyse, orada kendisine bir çevre bulup bu İstanbul usulünü orada yayıyor. Ama son devrinde Osmanlı kopukluğu başlayınca orada da bu işler bitiyor. Ne zaman ki İstanbul'da yeniden bu işler yeni nesille başladı. Bir de şunu belirteyim. 1980 başlarında İstanbul'da İRSİKA diye bir müessese başladı. İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi diye, Yıldız Sarayı'nda. Orası hat sanatına çok ehemmiyet verdi. Başındaki zat da Kahire'de doğmuş bir Türk olarak, Ekmelettin İhsanoğlu, çok ilgi gösterdi bu sanata. Müsabakalar yapılmaya başlandı. O zaman katılanlar cüz'i de olsa bir maddi karşılığını görmeye başladı bu işin. Bu İstanbul'da büyürken mesela Birleşik Arap Emirlikleri, efendim Irak, Katar, Kuveyt gibi Arap ülkeleri de İstanbul'daki bu hareketi görünce onlar da özendiler. Müsabakalar yapmaya başladılar İstanbul gibi ve iş oralarda da yayıldı ve orada da şimdi güzel yazanlar başladı. Diyeceğim bu. Estağfurullah. Buyurun. Merhaba. Hocanız Necmettin Hoca Efendi ile ilgili kitap hazırlığı içinde olduğunuzu biliyorum. Hala öyleyim. Öyle mi? Evet. İnşallah gelecek seneye biter. Evet. Yarıladım diyebilirim. İnşallah. Duanızla. İnşallah. Eyvallah. Evet, başka sorusu olan. Buyurun beyefendi. Öyle adamlar bulunmuyor ki şimdi. Nerede? Ben bahtiyarım onları tanımakla. Tabii yaşım icabı tanımalıyım ya. Sizler tanıyamazsınız. Şartlar el verince tabii onu kaçırmamak lazım. Benim öyle oldu. Ben mesela yetişişim itibariyle Elif'i görsem mertek sanacak bir çocukluğum vardı. O devirde öyle şeyler öğretilemiyordu. Kanun zoruyla öğretilemiyordu hem de. O sebeple ben lise çağımda Mahir İz karşıma çıktı. Ve onun benim resmi hocam olmadığı halde o devirde seminer saatleri ihdas olunmuştu liselerde. O saatlerde Mahir Bey çapında hocalar bir konu için bir saatlik bir konuşma yaparlar. Buna seminer saati denir. Bu dersin
bir bilinen konusu olmadığı gibi sene sonunda imtihanı da olmaz. İsteyen gelir oraya, meraklısı gelir. Ben Mahir Bey'in seminerlerine devam ederek kendisine karşı bir kalp rabıtamı oldu. Alakamı gördü, o da benimle alakalandı. Liseyi bitirdikten sonra da kopmadık birbirimizden. Ve sebebi feyzimdir Mahir İz desem doğru söylemiş olurum. O bitti, o bitti değil, vefatına kadar münasebetim devam etti. Fakat ondan öğreneceklerim benim işime yarayacak seviyeye geldi mi? Mesela harfleri, Osmanlı Türkçesini imlasıyla, harfleriyle öğrendikten sonra o kazınan kitabeler var ya, onların kalanlarını okumaya başladım şehirde. Bu bende hattın bir sanat olduğu tarafını uyandırdı ve komşumuz olan Üsküdar'da Necmettin Okyay'a devamı başladı. Necmettin Okyay, hadi git Süheyl'le konuş dedi. Süheyl Bey'le gittim, konuştum. Bunun gibi çok bu işlerle uğraşan kimselerle yakın olmak talihine mazhar oldum. İş bugüne kadar geldi. Mesele budur. Yani sizin ne yazık ki öyle bir talihiniz yok. Peki biz ne yapalım? Onun çaresini bilemiyorum. Buyurun. Tabii, buyurun. 1928 tarihlerinde silinmiş tuğraların yerleri hep boş görüyorum bazen. Tabii, yerlerde. Tabii. Yani bunları tamamlanamaz mı ya da bir şeyler benzerleri bilinmiyor mu orada? Hepsi biliniyor, hepsi elde var ama yaptıracak kimse yok. Ben bir tanesine muvaffak oldum. Küçük Su Kasrı vardır, bilirsiniz. O 1960'larda tamir geçiriyordu. Onun da kazınmış tuğrası. Restorasyonu yapan zat haber verdi. Böyle bir şey var. Ne yapalım buna dedi. Ben de var dedim. Abdülmecit tuğrası. Verdim. Taşa işlendi ve yapıldı. Sonra Babali'yi bilirsiniz. Efendim, Alay Köşkü'nün karşısında Babali'nin de üstünde bir kitabe ve büyük bir tuğrası mevcuttur. Kenarda iki tuğrası daha var. Onlara dokunulmamış o zaman. Üstteki kazınmış. Çelik Gülersoy haber vermedi de ben hatta ona şöyle nükteli olarak takıldım. Orayı restorasyonuna başladı. Turing Kulübü. Efendim, Çelik Bey'de dostluğum var. Açtım telefonu bir gün. Ey bu vaktin paşası, hani bu mangalın maşası dedim. Şaşırdı. Yahu dedim, Babali'yi tamir ettiriyorsunuz Çelik Bey. Ama üstte tuğra yok. E bul da koyalım dedi. Var bende dedim. Abdülmecit tuğrası. Oraya göre onun büyüklüğünü hallettik. Taşa çizdirdik. Taşçı hak etti. Bugün gayet güzel yerinde duruyor. Ama durmayan çok var. Ona da sahip çıkan olması lazım. Tuğrası benden. Eğer öyle bir işe niyeti olan varsa. Hocam bir soru daha. Tabii. Daha doğrusu ben bunu biliyorum da orada bilmeyen insanlar olabilir. Onun için soracağım. Tabii, buyurun. Bir Hokkalı cami var. Evet. Yani Allah razı olsun sizin sayenizde. Estağfurullah. Hokka kondu. Ama yani çok kötü. Bir anlatmanızı arzu ederim eğer mümkünse. Tabii. Tabii, yüzün bunların, üstünde. Evet, bunların yanlarına, bugünkü hani sadeleştirilmişlerin Türkçe'yle değil, isterse o da yazılabilir de, bu aslıyla bugünkü harflerle yanlarına yapılması, yazılması, belki bu belediyenin, belki Kültür Bakanlığı'nın ama bunu başlarsak çok iyi olacağını inanıyorum. Tabii. İnsanlar geliyor ya, ben de dahil, yani ben çalışıyorum okumaya ama okuyamadığım şeyler oluyor. Çok iyi olacağını ve bunun da sizin gibi insanlar sayesinde... Estağfurullah. Ama ona bir vasat açılması lazım. O işle uğraşacak. Hiç olmuyor. Hiç öyle şeyler.
Benim o cihetten ümidim yok. Halk yaparsa oluyor işte. Biri tutup demeli ki bunu okuyun, tamam okuduk, Latin harflerini çevirdik. Meali de şudur, bunu pirinç levha üzerine oydurup kenarına yazmak. Bir hafta sonra çalınır inanın. Öyle oluyor. Öyle oluyor. Sizin Okalı Camii'yi sordu hocam. Evet. Şeyh Hamdullah diye bahsettiğimiz büyük hat ustasının bir talebesi var. Mahmut Çelebi ismi. Bu zat Mahmut Çelebi kim bilir ne sebeple Nazlı Mahmut Çelebi denmiş kendisine. Kanuni devrinin baş defterdarı kendisi. Herhalde para isteyenlere karşı Nazlı davranıyordu ki Nazlı Mahmut Çelebi diye anılıyor. Sebebini bilmiyoruz. Bu zat kendisi Eyüp Sultan'a giderken Defterdar semti vardır bilirsiniz. Defterdar semtinde yaşamış bir kimse. Zaten Kanuni devri baş defterdarı olduğu için Defterdar semti deniyor oraya da. Kendisi oraya bir cami yaptırmış. Mescit daha doğrusu. Büyük bir şey değil. Kabri de içinde, onu da kırdılar. Bu zat hatla uğraştığı için sadece kapısına kitabe yazmakla kalmamış. Minaresinin alemine de bir pirinç madeninden, yani madeni bir hokka, ama hokka dediğiniz küçük bir şey olur. Oradan görülebilmesi için hiç değilse şu irilikte bir hokka. O hokkanın içine madenden yapılmış bir kalem vasfını taşıyan şekil. Malum mescitlerde, camilerde hilal biçimi olur. O hilal bu şekilde bırakılmamış. Bir de böyleliğine konarak iki hilal iç içe geçirilmiş. Ortasına da bu hokka ve kalem oturtulmuş. Bu ne demektir? Burayı yaptıran adamın hüsnü hatta karşı muhabbeti var demek. 1766 Allah yenisinden korusun zelzelesinde o kalem düşmüş. Arkadan hokka da düşmüş. Yerlerden bulup takmışlar yerine. Fakat 1900 galiba 70'te duruyordu. Ben resmini çektim o tarihte, oradan biliyorum. Kalem yoktu ama hokka duruyordu. Bir müddet sonra hokka da kayboldu. Bir gün uğradım camiye, imam veya müezzinle sordum. Adamın böyle bir şeyden haberi bile yok olduğundan. Onu da geçtik. Bu söyleyişim üzerine Vakıflar Umum Müdürlüğü ilgilendi ve bir hokkayla kalemi yapıp oraya koymaya kalktı ama iş aslının yanında karikatüre döndü. Ne yazık ki bütün söylemelerime rağmen o orada duruyor hala. Değişeceği de yok. O bapta da onu söyleyebilirim. Çok küçük mü yapmışlar? Evet, çok küçük yapmışlar. Şey, nispetleri bozuk yani. Evet, halbuki ben resimlerini verdim kendilerine, vaktiyle çektiğim resimleri. Oradan büyüklüğü anlaşılıyor ne kadar oldu. Ona kim uyacak? Bir de açılışını yaptılar onun. Ben de orada bulundum. Köş köş dinledim. Sikkeli cami var o başka şeyde. Fener'in üst taraflarında. Başka da var mı böyle farklı alem olan? Yok. Alem diyeyim bir kere. Evet. Söyleyemedim. Estağfurullah. Estağfurullah. Onu bir söylerim de evet. Bir anda öyle çıkardım. Evet. Bilmiyorum başka var mı? Ben bundan başka görmedim. Buyurun. Nelerde? Namazgahlarda. Evet. En çok. Ama şehirde de var. Var. Tabii. Tabii tabii. Evet. Orada çalışanlar çok. Gidip de padişaha haremde namazgah aç diyecek değil. Gerçi orada mescit var.
Ama mescide gitmek de bir zaman kaybı. Hemen abdesti var, sonra da Allahu Ekber diyebiliyor açıkta. Daha ötesi var mı? Evet. Hep o maksatlı işte. Evet. Buyurun. Evet. Namazgah, bir Fuat Köprülü'nün öyle bir şiiri vardır. Bir kıtası, namazgah bir otluk, kalmamış taşı. Bu yazılalı aşağı yukarı 100 sene oluyor. Yani namazgahların yok edilişi yeni bir şey değil. O zamandan varmış ki Fuat Köprülü yazdığı bir uzun manzumede, namazlık bir otluk, kalmamış taşı. Çeşmesinden akan kanlı gözyaşı filan diye, orada bir güzel var, çatılmış kaşı diye giden böyle bir şiiri vardı Fuat Köprülü'nün. Yani eskiden beri namazgahlar, mesela bir tane Kabataş'ta yolun ortasında kocaman bir ağaç vardı. Geçerken görürsünüz. O Sultan Fatih'in çizmeci başısı Mahmud Ağa'nın namazgahı. Namazgahın kulübesi vardı eskiden. Taşı maşı da vardı. Onları yok ettiler. Şimdi bir ağacı, ağacı kıramadılar. Bir şey yapamadılar. O duruyor. Buyurun. Tabii yapıldığı zaman ileride 50 sene sonra bunu dışarı çıkaracaklar diye düşünülmedi. İyi ki öyle yapmışlar. Yoksa küçük olsa onu da çıkardık. Sultanahmet'e falan sevk edeceklerdi. Ama işte 934'te Ayasofya müziğe çevrildiği vakit o bir anlaşılmaz bir şeydir o da. Çünkü müdürün odasında bakanlar kurulu, vekiller heyeti kararı vardır orada. Üstünde imzalar mimzalar, altındaki uyduruk bir Mustafa Kemal imzası vardır. O bir biçimine getirilmiş bir şey. Çünkü ecnebiler istiyorlar, hatta kilise olmasını istiyorlar. O şekle getirilmiş, onu artık maalesef bir şey de yapılamıyor. Nereden geldik buraya? Kaz askerin şeylerinde. Onlar 934'te her şey dışarı çıkartılmış. Osmanlı'dan kalan başka levhalar filan daha küçük olduğu için Sultanahmet Camii'ne nakledilmiş. Hala orada duruyorlar. Şeyler Mustafa İzzet Efendi'nin büyük 7,5 metre levhaları İçeride duruyor. Rahmetli dedem beni ve ablamı 1944 yılında, kaç yıl oluyor hesap edin, ben küçük kısa pantolonlu bir oğlandım, götürdü oraya ve biz o levhaları duvarlara dayanmış vaziyette yerde gördük. Yerlerinde değil, yukarıda. Dedem cami zamanı gitti muhakkak da, o da müze olduktan sonra gitmediği için anlaşılan, niye bunlar böyle yere indi dedi. Kapıdan çıkartılamadığı için dediler. Bakın o yaşımda kulağımda kaldı bu söz. İndirip denemişler. Çıkartılamıyor. Ve çünkü yerde kapı kalmış, 7, bir daha da asamamışlar. Kapı 7 metre. Onlar 7,5 metre. Sonra 948'de filan galiba o 34'teki müdire Ayasofya'nın bu işlere teşne bir kimse, onun da işine geldiği için çıkmış. 48'de Muzaffer Ramazanoğlu diye bir müdiri var. Ona böyle eskiden hoşlanan birkaç zat, biri Ekrem Hakkı Ayverdi, onu biliyorum. Müdür beye bu yazıların yerine konmasını teklif etmiş. O da benim tahsisatım yok, bulun tahsisat, para asayım demiş. Ve tamir ettirmişler. Yerine 48'de asmışlar. Ben 44'ten sonra 52'de gittim bir daha Ayasofya Müze olarak. Yerinde gördüm, asılmış vaziyette.
Böyle kurtuldu onlar da ama böyle olmamalıydı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Ağzınıza estağfurullah. Sağlık. Sizlerin de ayaklarınıza sağlık. Efendim? İmza alabilirsiniz. Evet. O en kolayı.